Başlattım. Herkese hayırlı günler can dostlarım. Daha yeni videoyu kapattık, videoyu başladık ya, bir hoş olduk. Cümleten selamu aleyküm. Ben nasıl olacağım? Kaldığımız yerden devam edelim. Domatesimizi de doğrayalım. Ondan sonra fasulyemizi de kavuralım. Böyle bir hayat hikayesi daha size anlattım. Abdullah dedeyimle Sevil'in dünyasının maceraları. Öyle oldu işte can dostlarım. Abdullah dedem vefat etti. Ben geldim hemen aynı yaza vefat etti. Ben de ilerini getireyim mi? Yo annem. Getir. Niye yo annem diyorsun kız? Ne bileyim. Sen bir hoş oldun bu. Ondan sonra canım. Evet. Sen başlarını kopar bana bir. Ben de doğra doğra vereyim. Zaten çok şey etmeyeceğim. Hepsi etmeyeceğim mi? Yok canım. Yarısı da şeyin. Yarınki kızartmanın şu biberin. Biberin nem görünüyor mu? Her şey görünüyor. Bakmışsın. Kendimi göremiyorum ama sanki duvara konuşuyormuşum gibime geliyor. Alışkın değil mi? Arka kameradan iyi görünüyormuş. Ondan sonra Abdulla dayımı uğurladık. Nasıl ağladık? Nasıl ağladık? O anda zihnimden, beynimden çıkaramadım. İki günde gittim, geldim. O gün akşama kadar oturdum orada. Pers oldum ağlayacağım diye. Akşama kadar oturdum. Ertesi günde gittim. Ondan sonra Allah razı olsun. Onlar da beni 40'ını okuttular. 7'sini okuttular, yemek verdiler, hep davet ettiler, davetlerine de icabet ettim. Tatlılığıyla ayrıldık. Şimdi gelip geçtikçe o ev sürekli gözümde, işte koya geldiğim ilk evim ya can dostlarım, ne olsa da insanın gözüne takılıyor. Şimdi boş duruyor. O zaman aslında boş değildi, boş olsaydı Fulya'ya, o zaman ev aradığımızda orayı Fulya'ya tutacaktım da o zaman kiracı vardı. Şimdi boş ama. Oran da yok mutfağı. Ben hep mutfaktan yapılmış mutfak. İçerideki salon. Yo annem, içerideki sizin çocuk odanız vardı ya. Orayı şimdi onlar mutfak yaptırmış. Hem de nasıl güzel olmuş. O büyük salon var ya, oradan da baca çıkarmışlar. Orada oturuyorlarmış. Hep mutfaktan benim. Yani. Öbür taraftan hiç gitmiyorlarmış. Aynen, hep mutfağından bensin. Benim mutfağa gelişten soruşturuyorum. İnşallah tek gelir bir. Geniş mutfaklı. Ya da yazın geldiğinde hırz emmim sana damların üstüne bir mutfak yaptırır. İyi hırz emmim. Bu kiracım iyiymiş. Ya da kolay. Hırz emmim bu yanına taşınsın. Diyeceğim denemine hırz emmim bu yanına taşınsın. Bu ev seyta çıkın bakayım diye. Ha, sen öbür eve taşın. De ki oranın siz de bir karı kocasınız. Senede de bir kere geliyorsunuz. Bu büyük eve lüks eve ben oturayım, siz öbür yerine oturun der. Peki onlar şey de böyledir belki. Hı? Ya da acaba mutfak orada değil de başka oturan orayı mutfak mı gittik artık diye düşünüyorum. Başka biri olacak, üç odası var annem zaten. Tamam, o kadar da belki mutfaktır ama orada fayans yoktu. Suyu oldu. Eskiden proje yanlış yapılmış oraya. Eskiden o evlere var ya, Derman Sıyılmaz, o evler herkesin gözündeydi. Bakma şimdi o evlerin kıymeti kalmadığından. Biz oradan tarlaya gider gelirdik, o evler nasıl şey derdi. Demek ki... Yazmışlar hem de boşu fulan hakkı o ev. Sana mı? Evet. Ne yazmışlar? Fulan hakkı zaten o ev yazmışlar. Sana mı? Evet. Niye kötü müymüş ev? Bir cannemden hırz emmim yaptırmış. Gayet de güzel. İçindeki mutluluğa bakın siz. Kafanızı yorman öyle işlerine. Şu günlerde iyiyim, damarıma da yine girmem damarıma. Benim kızım... Ben villa yaptırayım, o evde 40 türlü şey yoktan sonra. Benim kızım villalarda da oturdu, benim kızım sonradan görme değil ki. O her şeyi dağıttı. O babasının evinde, anasının evinde her şeyi dağıttı da bu meydana geldi. Onun görmediği hiçbir şey kalmadı.
Kokma yani, siz tasalanma. Gayet de iyi biliyorsunuz Hülya'nın nasıl bir hayatının olduğunu da, konuşmak için konuşuyorsunuz. O anası gibi gözü tok, hiçbir şeye özenmez. Özenti değil benim kızım. Yapabileceğim, yap, ulaşamayacağım bir şeye özenirim. O da imkansız yani. Siz de benim kızıma özeniyorsunuz ama maalesef yetişemiyorsunuz. Ne vardı? Özentinizle gerilerde kalıyorsunuz. Benim kızımla uğraşmayın, benim kızım hamile. Oturun da dertlerinize yanın. Ahşabacığım, ahiretlik ahşabacığım. Hele ki şu bıçakları da getirmişsin. Şide getirdiği de Lütfiye bacım da getirdiydi. Lütfiye Bölükbaşı bacım da, o bıçaklarım kayboldu. Suyun elime attık, silemi kaptırdık. Çöpe mi döktük. Tek iki kalmış. Çaldırdık mı de? Yok canım, niye çalacak? Kim çalacak elimizde ya bıçağı? Sen mi? Ha, Fulya da vardır bir iş. Beğen diyor. Fulya sana da bir getirdi. Altı da sana getirdi Lütfiye teyzem. Altı Beyza'ya, altı Hande'ye. Güzel olmuş mu? Ha, daha fırından çıkmadan yiyor bu. O ne ya? Bir de üçü bir arada kahve yap. Dolmayla geçecek ya. Dolmayla oldu. Anne evden düşünsün malzeme istiyor. Bence yeter ya. Kızımla kulağa gideceğiz. Kulaşta işimiz var, sigortaya gideceğiz, yeşil karşıyasına gideceğiz, bürosuna. Orada ben senin istediğini gidireceğim, tasalanma. Tamam. Yarın veya yarından da yakın. Nedirler kız? Nedirler bu ya? Yandım, yandım. Bakın kızım. Bak kızım. Abo. Anne yandım. Teyzeleri, gelin bir de kahve yapalım. Hem de bana yardım edersiniz. Hula fayansımıza koyma. Hangi fayansa? Düz fayansa. Şu taraftaki fayansımız çatlamış. Sanki bir şey düşmüş gibi. Düşmüş olabilirim. O da Hula'nın işi. Bu tamamdır. Şimdi... Bu sabaha kaldı. Bu kaldı gayri. Bu sarımsak yarın. Bu da yarınki işimiz. Can dostlarım, ben biraz acı biber katacağım fasulyeye. Şöyle. Bütün bütün. Ömrümüz varsa, Allah'ın bunu bize yedirmeyi nasip ediyorsa yiyeceğiz. Yedirmeyi nasip etmiyorsa yemeyeceğiz. Bacı canlar, kışın başımıza ne iş gelecek, yarınımızı bilmeye yok, ne yapacağız. O yüzden yapıyor ama Rabbim bize sağlığına yedirmeyi nasip etsin. Ağzımızın tadıyla yedirmeyi nasip etsin. Şu acıyı elimi diyemeden keseyim. Kurban olduğum Allah'ım, çoluğumla, çocuğumla, eşimle, dostumla, çevremle, komşumla yedirmeyi nasip etsin. Kışın sobanın üstüne çırpıverelim. Üstüne de iki yumurta kıralım. Şak şak şak, bak bak bak. Dürünelim, yiyelim. Dürünelim, dürünelim, yiyelim. 6 aydır çalışıyor. Kışın rahat edelim. Sobanın üstüne döku döku verelim diye. Sabrı
şey yapsaydım Fulya. Hı. Bir de şey yapsaydım. Ne çok uçuk çekiler. Şort mu? Şort videosu. Fasulyeyi karıştırırken bir şort videosu atalım. Şöyle de acı biber. Bütün bütün gelsin kışın ağzımıza da. Yazın ki cili bomlarımız diyelim. Şöyle. Şimdi jeli bomumu eltime toplayacağım. Bugün biraz komşuma topladım. Aman yesin çoluk, aman konu komşu, kızım akraba yesin. Geçenki çeri domatesleri şeye topladıydım. Kumşem kızıma. Bu önde komşuma topladım. Vay vay vay. Vay ömrüm. Ay, bir yanı bulutlu, bir yanı güneşli ömrüm. Geçti vardı, oldu gitti can dostlarım. Ağzımızda diş, kafamızda saç kalmadı. Onu düşün, bunu düşün. Bir şu hayata layloylon bakamadım. Bir yarınımızı düşünmeden bir günümü geçirmedim. Acaba yarın ne yaparım? Çocuklarımın için ne yapabilirim? Demeyi bir gün olsun zihnimde sokup atamadım. O yüzden de çok çabuk geldim geçtim. Kafamda saçım kalmadı. Torunum bile ne diyor ki anne ne? Saçların bembeyaz olmuş senin diyor. Benim daha benden büyüklerin saçı bembeyaz değil. Ama benim saçlarım kar beyaz oldu. Ağzımda dişim kalmadı. Dişlerimi de taktıracağım gayrı da. Şu işi bitireyim, ekmeği edeyim de. Havalar soğumadan motoruna gidip geleceğim. Nasıl gideyim geleyim. Ayhan kardeşiniz gelmeden dişimi neyim taktırayım. Kızıyor bana dişlerini taktırmadın diye. Gerçi gelince ikimiz gidersek daha iyi olur. Beni ağlatırsa o da bakar bana. İçeri mi bakacak? Gerçi ağlayacak bir şeyim yok ki. Bitecek dişim kaldı, çekilecek. Onu da inle vururlar, çekilirler. Ama can dostlarım şey alıyorlar ya. Dişi sağlıyorlar ya. Adını siz söyle. İnle vururken nasıl ağlıyor? İnle vururken neyim bakma. Biz öyle bir acılar yaşadık ki. Yuvannem onlarsa bana hiç elini bulaştırma. Hiç bulaştırma. Şimdi sadece fasulyeyi yapacak. Şuna da bulaştırma. Acı biber. Ayta mı yedin? Neyi? Ayta olmasın. Tepelerini alayım. Aldığım hiç elleme acı. Bakayım mı o zaman? Şöyle bak. Bitti zaten, bakıyorum. Fasulye yapacağız. Ha? Ben pek severim böyle. O gün sağlık ocağında bugün şey derken dün inlenim. Kremini alırken niye işi almadı geldi ben? Sen. Aklıma gelmedi ki. Ha tamam yeter. Bu da yarım kızartmamıza. Koy şu tarafa. Neyse bunları da koklayalım. Ne bunu kızartacağım. Yağla. He. Hı. Bunları şöyle şöyle ideceğim. Bıçağı ederek. He. Bunu sonra domatesle rendeleyeceğim. Bunu kızartacağım. Bunu da robotta çekeceğim sarımsağını. Kızım kahvaltılık sos diyor. Sos değil. Kızartma. Bunları önce kızartacağım yağda. Sen izle beni sabahına. Sabahına. Sabahlar bunlar. Yarın ben sabahleyin irken de bağaya gideceğim. Üzümü toplayalım gelelim. Ondan sonra bunu yapayım. Uyandırmadan git. Sen uyandırma. Ondan sonra bunu yapayım. Hı. Şey yapacağım. Bunu yapayım, bunu kavanozlayayım, ondan sonra bu asmanın üzümünü keselim. Tamam mı? Hadi canım dostlar, mutfağa gidelim. Kapadım. Yine böyle çekeceğim. Hayır. Ama ben kendimi görmeden sanki çekilmiyormuşsun gibime geliyor. Abo, cambacılar. Yerimizden kalkamaz hale geliyor. Sen de beni kaldır. Kaldırma git dostum ya. Seni masalıyım. Durduruyorum. Haydi tüpünün karşısında görüşelim. Tekrardan selamun aleyküm can dostlarım. Hepinize hayırlı günler. Sevil bacınız yine iş başında. Biber domates şişesi. Şöyle biz biberimizi akşam temizledik canlıdan sonra ben temizledim doğradım.
kuruttum, yudum yıkadıydım. Bu domatesi de sabah biraz önce çektim bacıcanlar. Çok ince çekmedim. Zaten domatesim salçalı domates olduğu için bunu da yapalım da buğdamızda. Aslında bugün hava güzeldi. Dışarı yakayım istedim ama kararmasını istemedim. Şimdi aslında aşağıda karada tencere de vardı. Dostlarım, ben fasulyeyi akşam yaptım, sabah soğudu. Fasulyemi de göstereyim. Ben fasulyemi fulyaya götüreceğim. Şöyle 6 poşet oldu. Bacıcanlar 6 poşet oldu. Bunu ben fulyanın dolabına koyacağım. Çünkü daha fasulye var. Bu ona götürelim. Bu ona götürelim. Onun çizgini de dolduralım dolabını. Bunun elinize arı mı soktun? Arı değil ama sen içine bitirmiş gibi. Güzel saradır. Bunlar sarımsağını mı sandın? Şarjı oluyor sarımsağını. Hadi. Oluyor mu? Ben sabah bahaya gittim. Ayşe, Yeşil değil. Bahayı bozduk, geldik bacılarım. Annem bile koydu üzümleri. Şimdi ben buranın çiftini yapacağım. Çarşıya ineceğim, bir 60-70 tane mutlu. Yarım kapat. Çarşıya ineceğim. Burada beyaz eş ağacı var, Murat Makal. Ona ineceğim bacıları. Pandemi televizyonu zaten kırıldı. Depremde kırık geldiydi ama biz kurdurduk. Televizyon izleniyordu. İki gündür televizyonun yarısı gittiydi. Dün de az bir süre tepesi kalmış. Bugün de tamamen gitmiş. Oraya gidip bir televizyon fiyatlarına bakacağım. İçinde ne var? Domates sosunun suyu. Gidin mi? Gidin. Güzel atın. Sarımsak vardı, kalmadı. Bir kilo var, yok. Bekle aşağı mı atacak hani? Aşağı malzemelerini verelim. Olur. Ben bağdan gelene kadar vakitle patates kızartmış, kahvaltımız hazırlamış. Ondan sonra kahvaltımızı yaptık. Saat 10.30'da geldim ben. Yüzümleri annem bile koydu. Sabah saat erken ben gideceğim. Yine edeyim. Karşılayayım mı? Hadi bakalım. Yüzüme patlamak için. Bu ele bekleyenler. Yine de evine gitti geldi. Aldığı kadar bunun dolabını da dolduralım.
Altında biraz eti kıyması var ama üstün boş dedi. Onu Nuray'da dolduralım can dostlarım. Bir dahaki şimdiki çiğdecek fasulyeyi de kendime yapayım. Bu fasulyeyi onlara koyun. Fasulyeyi seviyorlar. Pişiyorlar hiç bahara kadar. Zaten yasaklar Nisan'da filan ne için meselede? Tam zamanında oluyor. Nisan'ları zaman geliyor. Şubat'ta nakde koy da. Öyle mi? Sabahleyin benim aklıma geldi. Hülya senin dolabında da yiyin yok mu kızım? Kızım o da var anne dedi. Kızım niye yemiyor ya? Senin dolabına dolduralım dedim. Zaten kavanozlardan bakıyoruz. Dolmayı, fasulyeyi. Onları da dolduralım. Salata tuzumuz kaldı. Ben salata mı yiyeyim? Bunu bayağı da atsak mı? Ne atsak ne bileyim. Elimizi yapalım. Yarına sadece fileye elini sıkalım. Yarın akşam belki karayatsıyan da gelelim. Fileyi öğlen sonu koçumluğumu kalksın. Doğunu fileyeni bırak bir sürdüm. Onu dışarı götürürüm. Onu kopyasıya bir sürdü yapalım. Yağsını da iki su bardağına yakın döktüm. Bakın sen ne yap? Kışın kullanacağımız yağı şimdi kullanıyor. Kışın da inşallah rahat edelim. Hazır hazır dolabımızdan çıkarır çıkarır. Kapsın bitirmeyi nasıl güzel sevdik. Aşırı yağlı. Şöyle sen bakıyorum. Tuz atmayacaksınız. Tuzsuz. Doğru. Annem daha senin evin derisini evi. Kaç saat kırın.
kadar uzun ki atılma bu da. Bir yattı. Hile kısadır. Patlıcanlar yine bir saatlerde konuşalım. Niye? Dur, şöyle bir saatte patlıcanlar. Sadece çadır suyu duruttu. Böyle kaynasın, görüşelim. Ben de havanızları getireyim bacı canlar. Görüşürük birazdan. Kaynarken çekti diye. Açtın mı? Hı hı. Şöyle karıştırayım. As. Şöyle can dostlarım. Bakın. Şimdi bunu aşağı indirelim. Bura getirmedim havanızları. Aşağı indirelim, aşağıda kavanozlayalım. Ama şöyle bir 5 dakika daha kaynaması gerekiyor. Papam görüntüler var. Biri kapatıyor biri, biri kapatıyor biri. Kapatayım mı? Kapat. Allah'ım az da dine indirsin bacıcanlar. Abla bir tuz mu attın? Ne yani? Tuz neyim atmadım. Tuzsuz. Ha? Birer patateslere, birer yemeklere, kızartmalara. Nane de nasıl iyi kokuyor? Buraya da biberini, nane serdim, yeşil fasulye serdim. Dışarı yağmurlu, tozlu, topraklı. Ne yapayım, burada kurusun dedim. Karnın biter mi? Biter. Bu sıcağımış. Yandı mı elin? Yandı.
yoruyum. İyi bacılar. Bunları da yıkadım da. Bunları da tilden getirdim. Katlanacak ekmeğe hazır mı? Bir şeyleri de yoğurdu. Daha bir uyuyayım. Kalk hadi. Bugün bizde bir şeylik var ha. Hayırlı senle. Aynen. Can dostlarım. Bu on hiç durmadan evde bir şeyler kırılıyor. Bir şeyler gidiyor. Ay. Allah diyelim yine de. Dışarı atıyoruz. Şimdi burayı şişsem yağ gider Fulya. Abi şunun altına şöyle ne vereceğim ki annem. Şu kolaşesini getir de koy altına. Ha. Koy şöyle. Yatır annem yatır yatır. Şöyle. Bu kofet de var ya. Gelene geçene. Bir gün arabanın altında ezilecek. Kız gelene ezilecektin kız şey kız. Korkutuyor. Korkutuyor kız şey. Millet korkutuyor. Panik nem yaparlar da motordan nem düşerler. Nereden belledi ki arabalara ne havlamayı? Hiç bilmez de öyle bir şeyler. Modernleşmiş şeye gidelim. Her şey ya. Kavanozu vereyim anne. Bir anne. Şu büyükleri vereyim. Bu bir lezzetli oluyor can dostlarım. Patatesi kızarttın mı? Bunu çıkarın diyor kuyurun. Tavada ısıtın. Kızarttığınız patatesin üstüne gelaydı. Gelamidel. Mükemmel ötesi oluyor. Hele bir de evde organik kendi bahçemizin. Oo, yine de yanında yap. Biz de kuzine sobaya kışın patates sürüyor ya. Onun üstüne de dökülelim. Kendi biberimiz, kendi domatesimiz. Bu cezve kurtçuk geliyordu evde. Setinden aldıydım ben bunu. Bunu buraya koydum. İyi oluyor. Kepçeden iyi oluyor. İniştemar oranı. Mehmet. Al öde. Ne vereyim? Al canım. Bir canım. Dibine tutmaya gelmişim işte. Şurada bir dur. Hiç de kokmadı ama. Kokmadı ki. Kokmadı da iyi tutmuş. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 14 tane olmuş. 14 mü? Hı. Abu. Amanın. Ne oluyor kız? Of. El cihazım yandı. Durun bakalım patlayacak mı içinden. Buranın bir kokusu var. Bir güzel kokuyor. Hülyacan. Ey. Şu kayık tabağımızı ver de. Kahvaltılık tabağımızı annem önünde. Kayık tabağıyla kahvaltılık tabağın arasında bir sürü malzeme oynuyor anne.
Buna da ekmeğimizi bana da sonra. Böyleliğine bir videonun daha sonuna geldik. Can bacılarım. Aslında ben bugün salça da şişireceğim de. Şöyle salçalar birleştireceğim. Domates salçasıyla daha iki yiyeyim de yukarıda güneşte. Kah içeri alıyorum evin içine, kah dışarı alıyorum. Can bacılarım, bugünlük de bu kadar olsun videomuz. Doldu herhalde iyi buraya. Yarınki videoda görüşelim, buluşalım. Kendinize iyi bakın. Sevilin dünyasında kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın bacılarım. Kendinize iyi bakın. Hepinize hayırlı günler. Bay bay.